Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tarama sınavları çözümündeyiz şu anda. Üçüncü tarama sınavındayız. Hemen akabinde de dördüncü tarama sınavını çözüp bitireceğiz arkadaşlar. Bir ara veririz. Aradan sonra da matematikte problemlerden başlarız. Sonra duruma göre bir ara daha veririz. Sayısal mantıkta da grafik, tablo soruları çözmeye devam edeceğiz. Menüyü de söylemiş oldum sizlere. Şimdi arkadaşlar, bu 11. soruda sıkıntımız varmış. Öyle çıkmış sizin maddenizde. Bakalım şimdi. Önce bir bakalım ne demek istemiş soruda. Bir bilet kuyruğunda Ercan baştan 13. Gökhan sondan 20. sırada. Aralarında 7 kişi olduğuna göre bu bilet kuyruğunda en az kaç kişi vardır? Şimdi bu tarz sorular geldiği zaman arkadaşlar bakın ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu tarz sorularda minimumu sormasıyla maksimumu sorması arasında bir fark var. O açıdan baktığımız zaman arkadaşlar bakınız sorun nasıl çözülüyor? Şimdi bu olay şöyle bir şey arkadaşlar. Bir kuyruk düşünün. Şurası ön taraf olsun. Şurası ise arka taraf olsun. Şimdi bizim sevgili Ercan baştan 13. arkadaşlar. Baştan 13. Şöyle yaptım Ercan. Gökhan ise sondan 21. Bizim alıştığımız şey genelde böyle oluyor. Bakın şöyle yapıyoruz biz. Gökhan da sondan 21. Arada da 7 kişi var. Şimdi biz böyle yaptığımız zaman, çünkü alıştığımız şey bu. Niye? Bir insanın baştan sırası verilirse başta olur, önde olur. Arkadan sırası verildiği zaman arkada olur diye düşünüyoruz. Halbuki yanılıyoruz. Özellikle bu soruda yanılmış olacağız. Şimdi buna göre çözdüğümüz zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? 13 kişi burada var. 21 de burada var arkadaşlar. Ettiğimi 34. 7 de burada var arkadaşlar. 41. Şıklara eğer 41 koysalardı işaretleyebilirdik. Fakat böyle çözmüyoruz bu soruyu. Bu sorular nasıl çözülüyor? Eğer kuyrukta en az kaç kişi var diyorsa, bakın burası çok önemli arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Kuyrukta en azı soruyorsa. Baştan sırası verilen, bakın baştan 13. sırası verilen bizim Ercan buradayken, tamam mı? Sondan sırası verilen, bakın sondan sırası verilen, ona da şuraya yazalım. Sondan 21. diyelim. Bizim bu Gökhan da burada oluyor. Bakın arada arkadaşlar 7 kişi varmış, onu da buraya yazıyoruz. Tamam. Demek ki eğer kuyruktaki en az kişiyi soruyorsa lütfen sondanı başa getirin, baştanı sona getirin. Sondan öne geliyor, baştan sona geliyor. Öyle diyelim daha doğru olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Bunu ben yıllar evvel şöyle bir formülize etmiştim bunu. İsmine de kuymin demiştim, tamam mı? Kuymin yani kuyruk sorularındaki minimum. Şöyle yapmıştım ben buna. Baştan sıra artı sondan sıra eksi aradaki kişi eksi 2 kişi. Tamam. Baştan sırası ne adamın? 13. Sondan sırası ne? 21. Aradaki kişi kaç? 7. 2 de bunları çıkartıyoruz Erman'dan Gökhan'ın. 13, 21 daha ne yapar arkadaşlar? 34. Doğru mu? 34'ten eğer 7 çıkarırsak ne oluyor? 27. 2 çıkarırsak ne oluyor? 25 olarak bunu bulmuş oluyoruz. Demek ki kuyrukta minimum soruluyorsa bu soruları böyle çözüyoruz. Hocam bu formül aklımıza gelmezse, bu formül aklınıza gelmezse şekli çizin. Madem o aklınıza gelsin. Şu aradaki kısmı görüyor musunuz? Şu aradaki kısmı. İki tane kümenin kesişimi gibi değil. Bakın kümeleri büyütüyorum. Şu kümeyi de büyütüyorum. Tamam mı? Bu kümenin eleman sayısını 13 yazıyorum. Bu kümenin eleman sayısını 21 yazıyorum. Burada bir 7 kişi ortada var. Birer kişi de şu kümenin elemanı. Bakın onları da siyahla göstereyim. Birer kişi de burada var. Demek ki bunları iki defa sayıyoruz. 21 ile 13'ü toplayıp kesişim kümesini çıkartıyoruz. 21 ile 13'ü toplayıp kesişim kümesini çıkartıyoruz. 21 13 daha ne yapar? 34. 9 çıkarırsak ne yapar? 25. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir sıkıntı yok herhalde. Bakın şimdi burada eğer bize kuyruktaki maksimum insan sayısını sorsaydı o zaman zaten şöyle yapacaktık. Kuymaks diyoruz bu sefer. Tamam mı? Baştan sıra artı sondan sıra aradaki kişi bu kadar kolay. O zaman cevabımız 13, 21, 7 olacaktı. 34, 41 olacaktı cevap. Tamam? Bu kadar kolay. Çünkü orada mantık şöyle işliyor arkadaşlar. Bir küme var 13 elemanlı. Bir küme var 21 elemanlı. Arada 7 kişi var. Bu kümenin elemanlarının toplamı 13, 7, 21. Anlaşıldı mı? Böyle gelirse. Tamam mı? Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Anladığınızı belli edin arkadaşlar. Anlamadığınızı da hemen sorun ki ona göre geçmiş olayım. Biraz canlanın, tamam mı? Ben size aman süper anlatıyorsun, aman güzel anlatıyorsun, aman mükemmelsin istemiyorum. Orada ufacık bir şey koysanız yeterli benim için. Ben zaten iyi anlattığımı biliyorum diyormuşum. Şimdi bakın arkadaşlar. Bazen de şöyle oluyor. Bakın adam bu bilet kuyruğunda en az kaç kişi var diye sormuyor. Tamam mı? Bu en az kaç kişiyi siliyoruz. Şöyle soruyor. Diyor ki bu bilet kuyruğunda
Gökhan önde ise kuyrukta kaç kişi vardır diyor. En azı yazmıyor. Tamam mı? Bir daha yapalım. Bu bilet kuyruğunda, en azı siliyorum. Bu bilet kuyruğunda, şuraya getiriyorum. Gökhan önde ise diyor. Gökhan önde ise kuyrukta kaç kişi var? O zaman en az demez. Hem bunu deyip hem onu da diyemez arkadaşlar. Anlatım bozukluğu olur ve soru iptal olur. Şimdi, yani soru iptal olur derken anlatım bozukluğu olur. Şimdi bir kere Gökhan sondan sırası verilmesine rağmen önde ise zaten gruptaki en az kişiyi soruyor. Yani ya bize arkadan sırasını verdi diye burada Gökhan önde olduğunu söyleyecek ya da bunu söylemiyorsa gruptaki en az kaç kişiyi söyleyecek. Eğer Ercan baştan 13. olan Ercan öndeyse zaten sıkıntı yok, o kuyruktaki maksimum insanı veriyor. Yani bu soruda bilet kuyruğunda Ercan öndeyse kuyruktaki maksimum insan demez. Ercan'ı önde söylediği için sen kuyruktaki maksimumu bulursun. Gökhan sondan sırası verilmesine rağmen öndeyse kuyruktaki en az kaç kişi olduğunu sormaz. Sen zaten en az kaç kişiyi bulmuş olursun. Anlatabildim mi? Anladık mı? Buradaki mantık bu. İşte problemlerde de böyle yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Problemler dersimizde de zaten şu anda yapmış oluyoruz bir nevi. Görüyorsunuz arkadaşlar aslında çözdüğümüz her soru o konuya dair bir anlatım olmuş oluyor diyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yine madde endisi kullanaraktan yani yapamadığınız sorular üzerinden devam etmiş oluyoruz. Burada 20. 25. sorular 21-26 bu sayfa full sıkıntılıymış demek ki. En zor olmasa da zora yakın bir denemeymiş arkadaşlar. Bakalım yani bu kadar sıkıntı varsa diye. Bir terzi X sürede 4 etek veya 2 pantolon veya 1 ceket dikebilmektedir. Bir günde en fazla 1 etek, 2 pantolon, 1 ceket dikebildiğine göre bu terzi 9 günde en çok kaç ceket dikebilir? Şimdi bu adam ya 4 etek dikiyor, ya 2 pantolon dikiyor ya da 1 ceket dikiyor. O zaman bunları süre açısından baktığımız zaman 4'te buluşacakları için bizim sevgili eteğimiz 1T ise bizim sevgili pantolonumuz, tamam mı arkadaşlar, 2T'dir. Bir ceketimiz de 4T sürede yapılabiliyormuş. Doğru mu? Şimdi bunlar süre bakımından. Çünkü 4 tane etek dikiyorsa bir etek T süre. 2 pantolon dikiyorsa 2T süre. Bir cekette de 4T süremiz var. Bu arkadaşımız, bu terzimiz bir etek dikiyormuş. Bir eteğin süresi T yapıyor. 2 pantolon dikiyormuş. 2 kere 2, 4T yapıyor arkadaşlar. Bu arkadaşımız bir de ceket dikiyorsa 4T yapıyor. Yani sevgili arkadaşlar aslında bir günde 9T'lik bir süre harcayabiliyormuş bunları dikmek için. Peki 9 günde ne kadar harcar diye bir sorumuz var. Görüyorsunuz 9 günde ne kadar harcar? Bakın bu da yazmış. O zaman 81T kadar zaman harcar. Peki bu sürede ne dikecekmiş? Ceket dikecekmiş ve en çok kaç tane? Ceketin süresi ne? 4T. 81'i 4T'ye böldüğümüz zaman 20 küsür yapar. En çok 20 diker. 21'i dikemez çünkü 84T yapar. Anlamayan var mı? Anladık mı daha doğrusu? Öyle sorayım. Anladık mı? Süpersiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok sanırım. Evet. Hayır, öyle şeyler istemiyorum diyorum. Peki. Şimdi 25 ne diyor bakalım 25'e? Sizi şuraya alayım şöyle. Bu 25 ne der ki bakalım? Der ki bu 25. Bir kabın içinde belli miktar sıvı varmış. X diyelim. Kabın içindeki sıvının iki katı kadar sıvı eklenince. Yani 2X sıvı eklenince. 8 litre sıvı taşmakta. O zaman kap diyelim. K bizim kabımız olsun. Tamam mı? O zaman 8 litre su taşıyorsa, sıvı taşıyorsa K artı 8. Hem dolmuş hem 8 de dışarıda var. Eğer kaptan 2 litre alırsak arkadaşlar bu sefer kabın dolması için 8 litreye ihtiyacımız varmış. Demek kaptan 8 litre eksikmiş. Buna böyle kabın boşken dolması için kaç litre? Demek ki bana K'yı soruyor. Bu durumda arkadaşlar 3X'in hepimiz görüyoruz ki K artı 8. X'in ise arkadaşlar K eksi 6 olduğunu, eksi 2'nin karşıya gönderildiğini düşünün arkadaşlar. Bu durumda X'leri eşitlemek durumundayım ki oradan K'yı bulayım. Doğru mu? Yani X aradan çıksın. 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. Bu durumda arkadaşlar bakın ne oluyor? O zaman diyorum ki K artı 8, doğru mu arkadaşlar? K artı 8 eşittir 3K eksi 18, 2K eşittir karşıya gitti 26, K eşittir ne oldu arkadaşlar? 13. Demek ki 13 litreye ihtiyacımız varmış. Boş iken dediği için. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar?
Peki. Şimdi 26. soru der ki Ayşe ödevini her gün bir önceki günün yarısı kadar sayfa hazırlayarak toplam 6 günde bitirmiştir. O zaman bizim Ayşe'nin günlerini yazalım. 3, 4, 5, 6. günde bitirmiş. 4. günde 20 sayfa. Demek ki şu anlama geliyor. Her gün bir önceki günün yarısı kadarsa o zaman burası 40 sayfa, burası 80 sayfa, burası ise 160 sayfa. Doğru mu? Burada da demek ki yarıyı emmiş, burası 10 olmuş, burası 5 olmuş. Çünkü diyor ki her gün bir önceki günün yarısı kadar. Bakın yarısı kadar olmuş oldu. O zaman demek ki ödevin tamamı kaç sayfa diyorsa? 240, 280, 300, 310, 315. Anlamayan var mı? Daha doğrusu anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? Peki. Bakalım şurada bir soru vardı. Aslı'nın merdiven çıkma olayı. Bakalım ona Aslı merdivende ne yapmış? Şimdi diyor ki burada Aslı merdivenin basamaklarını dörder çıkıp en son kalan iki basamağa bir adımda çıkıyor. Beşer iniyor ve kalan dört basamağa bir adımda iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından dört fazla olduğuna göre merdiven kaç basamaklıdır? Şimdi bu arkadaşın merdiven sayısına M diyelim. Dörder dörder çıkmışsa 4x diyeceğiz. En son kalan iki basamağa bir adımda çıkıyorsa merdiven sayısı bu x adım kere çıkmış dörder dörder artı 2 de bize merdiven sayısını veriyor. Beşer beşer indiği zaman da zaten aynı merdiveni indiği için bu sefer 5y diyorum arkadaşlar. Kalan 4 basamağa da bir adımda iniyormuş. Bakın burası bu merdiven sayısını veren denklemler. Şimdi fakat burada şey demiş çıkarken attığı adım sayısı. Bir kere çıkarken attığı adım sayısı burada x. Fakat en son 2'yi atarken bir adım attığı için x artı 1 diyorsunuz. Onu hallettik. Burada ise inerken attığı adım sayısı y oluyor ama en son 4'ü bir adımda artı 1 diyoruz. İkisinin arasındaki fark da 4'müş. Birler gittiyse x eksi y 4 olmuş oldu. Şimdi buradan ben ne biliyorum? Şu arkadaşımızı buraya, bu arkadaşımızı buraya alırsak 4x eksi 5y'nin 2 olduğunu, x eksi y'nin de 4 olduğunu görüyoruz. Eğer ki taraf tarafa yok etme metoduyla eksi 4'ü kullanacak yukarısı birbirini götürür. 4 x ile x eksi 9 y oldu. Eksi 4 kere 4 eksi 16. Doğru mu arkadaşlar? Burası artı 4 y olacaktı. Beni hiç uyarmıyorlar. Nasıl dinliyorlarsa. Burası eksi y olacak. Çünkü artı 4 y olduğu için. Bu da eksi 4 hocam, kere x 4. Artı 1 ile y artı 1 denklemini anlamadım da. Buradaki x'imiz attığı adım son iki adımı bir adımda atmış. Burada x adım, burada bir adım. Burada y adım, burada bir adım. Bak burada yazıyor. Dört basamağa bir adımda iniyor. İki basamağa bir adımda çıkıyor. Bu zaten attığı adım, en sonki adım. Attığı adım, en sonki adım. Buradan da taraf taraf yok ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? Eksi 4x 4x'i götürüyor. Eksi 4 kere eksi y 4y oluyor. Eksi 5y ile 4y'yi toplarsam eksi y yapıyor. Eksi 4 ile 4'ü çarparsam eksi 16. 2 ile toplarsam eksi 14 yapıyor. Buradan da y'nin 14 olduğunu görüyorum. Y'yi 14 olarak koyarsam 5 kere 14. 74 daha. 74 basamaklı bir merdiven olduğunu görmüş oldum. Hocam bu sorularda şıklardan gitsek daha kolay çıkmaz mı? Efendim? Bu sorularda şıklardan gitsek daha kolay çıkmaz mı sonuç? Şimdi şöyle düşüneceksin. Adam ne yapmış? Ama şu mikrofonu açtıktan sonra çevreden ses gelmesin. Şimdi 68'i 4'e böldük. Eğer bu kadar hızlıysak mesela 68'i 4'e bölen bir adamın hayattaki basamağı kalmaz. 52'yi 4'e bölen adamın hayattaki basamağı kalmaz. 82'yi bölen adamın 2 basamağı kalır ama 5'e böldüğümüz zaman 4 adımı kalmaz. 94'e baktığımız zaman 4'e 4'den indiği zaman 2 adımı kalır, 5'er 5'er indiği zaman 4 adım kalır. Demek ki bu olabilir, bu olabilir. İkisi arasında kaldığımız zaman da 74'ü 4'e bölüp 94'ü 5'e bölüp oradaki adımların arasındaki farkı 4 olarak hızlı bulurum diyorsan şıkları dene. Ben olsam şıkları yaparım. Ama velakin ben kafadan çok hızlı yapabiliyorum. O yüzden bazen olur ki çok daha büyük sayılarla uğraşmak zorunda kalırız. O yüzden denkleme bakın. Denklemi kurabilen. Yani işin önce ilmi sonra cinliği. Çok zorda kalırsın. Çok sıkıntıda kalırsın. Bu seni kurtarır ama bu zaten sıkıntı verebilir. Mesela bu şıkları ben hazırlasaydım hayatta 52'ye 68'e 82'yi koymazdım. Şimdi 82'yi koyan bir adama 5'er 5'er de 4 artmıyor belli. 5'e 5'e bölü zaman 4 artmıyor. 5'e 5'e arttığı zaman 4 artmıyor. 94'e 5'e bölü zaman bir bunda oluyor, bir bunda oluyor. Şimdi baksana adama sallama şansı verdim. 5 tane şıkkın 3 tanesi gitmiş, 2 tanesi kalmış. Bu adam sallasa 74 olsun dese şans eseri bulacak. Niye öyle yapıyorsun kardeşim? Öyle bir ayarla ki 4'e bölünce 2 kalanı, 5'e bölünce 4 kalanı veren sayıları buraya koyuver. Öğrenci denerken bulamazsın. O yüzden bu soruda bari 3 şık, bari 4 şık kalsaydı. O yüzden bence önce denkleme bakalım.
Ondan sonra da deriz ki ya zor da kaldım, ikisi arasında kaldım, üçü arasında kaldım, şunu eledim deyip şıklardan gidebiliriz. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar, x artı 1, y artı 1 neden olmadı? Zaten öyle oldu Mehmet. X artı 1, y artı 1 diye yaptık zaten. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar. Hemen biraz aşağısında. Şöyle 22 ile 27 bana bakıyor. Ben de hemen ona bakayım. Bir kumbarada x tane 25 kuruş. 25 kuruştan 2 katından 3 eksik 50 kuruş. 50 kuruştan 3 katından 10 eksik 100 kuruş vardı. Kumbarada toplam 25 kuruş olduğuna göre kaç tane 50 kuruş vardır? Ne güzel soru. Evet. Şimdi x tane 25 kuruş varmış. Kuruş, 25 kuruştan 2 katından 3 eksik 50 kuruş varmış. O zaman şöyle yapalım. 25 tane x varmış. Doğru mu? 2 katından 3 eksik. Demek ki şu anlama geliyor. 50 kuruştan da 2x eksi 3 tane mi varmış? Öyle mi anladım ben? Siz de doğrulandırız mı? 2 katından 3 eksik 50 kuruş. Tamam mı? Eksik tane, onu belirtmesi gerekebilirdi belki. 50 kuruşlarında 3 katından 10 eksik 100 kuruş vardır. Şimdi 50 kuruşların da sayısı 2x eksi 3 olduğu için o zaman ben burada önce 100 kuruşumu yazarım. Sonra bunun 3 katı, yani şu ifadenin 3 katı 6x eksi 9 yapar. Bunun 10 eksiği de 6x eksi 19 olarak bulunmuş olur. Buradan da cevabımız 1575 kuruşa vardığı zaman bize sorulan soru ise şu arkadaşlar. Aman aman unutmayın, 2x eksi 3 soruyor. X'i bulduktan sonra yerine koyuyorsunuz. Herhalde bu denklemin devamını yaparsınız. Var mı problem? Sadece biraz işlem kalabalığı var. Anladık mı? Peki. Hemen şurada bir soru var. Bakalım. X gramı 30 YTL'ye, 750 gram ise X YTL'ye satılan ithal bir çay ile 100 gramı 4 YTL'ye satılan yerli bir çay sırasıyla 2 ve 3 oranına karıştırılıyor. Bu karışımın kilosu kaç YTL'den satılabilir diyor. Şimdi burada şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Bunun X gramı 30 YTL'ymiş. Bunun ise 750 gramı ise, tamam mı arkadaşlar, X YTL'ymiş. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar bu da doğru orantı resmen bas bas bağırıyor. Niye derseniz şöyle düşünün. Çayın gramı arttıkça fiyatı artar. Çayın gramı azaldıkça fiyatı azalır. O zaman demek ki bununla bu, bununla bunu çarpacağız. O zaman x kare eşittir 750, yani 75 çarpı 10 çarpı 3 çarpı 10. Yani 75 demek arkadaşlar 5 çarpı 5, 3, buradan 3, buradan 10, buradan 10. O zaman bir şeyin karesi ise bu madem. X buradan 5'in birini alacağız. 3'ün birini alacağız. O kötü oldu. Onun da birini alacağız. Demek ki x neymiş? 150. Buraya kadar var mı problem arkadaşlar? X'i 150 olarak bulmuş olduk. Süper. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Burayı siliyorum. Burayı siliyorum. Bana yer kalsın. X'in 150 gram olduğunu gördük. 150 gramı 30 YTL olan bir üründen bahsediyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi 150 gramı 30 YTL. O zaman bunun şöyle diyebilir miyiz? 5'te 1'i fiyatında oluyor. Gramın 5'te 1'i fiyatında oluyor. Gramın 5'te 1'i fiyatında oluyor. Gramın 5'te 1'i fiyatında oluyor. O zaman 1000 gramda da 200 YTL olur madem öyle. Doğru mu? 200 YTL ithal çayımızmış. Tamam. 1000 gramı 200 YTL. Öbürüne geldiğimiz zaman arkadaşlar 100 gramı 4 YTL'ye satılıyormuş. Doğru mu? Aslında o da 25'te 1'i. O zaman 1000 gramı dediğimiz zaman da o da 40 YTL geliyor. Birer sıfır eklemiş olduk. Demek ki bu da bizim yerli çayımızmış. 40 YTL. Biri 200, biri 40. Şimdi bunlardan öyle bir oran yapacakmışız ki 2'ye 3 oranı, değil mi? 2'ye 3 oranı şeklinde yapacakmışız. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Aslında bunu isterseniz 1000 gramlık bir ürün düşünün. Tamam mı? Çünkü kilosunu sormuş. Eğer 2'ye 3 oranında karıştırılıyorsa arkadaşlar bundan 400 gram konur, bundan 600 gram konur. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Değil mi? 400 grama 600 gram konur. O zaman demek ki 100 gramı 200 YTL olan şeyin 400 gramı arkadaşlar 80 YTL olur. Doğru mu? 400 gramı 80 YTL olur. 1000 gramı 200 ise 480. Hani 5'te 1'i 5'te 1'i diyorduk ya. Bunun da arkadaşlar 600 gramını alacağız. Bunun da 600 gramı eğer 1000 gramında 40 TL ise 600 gram arkadaşlar 24 YTL'dir. Bunları topladığınız zaman bu karışımın kilogramı 104 YTL'ye gelir. Var mı problem burada? Var mı problem burada bir yöntemde sıkıntı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Zaten şöyle düşünebilirsiniz. Birisi 200, birisi 40'tı. Bundan 2 oranında, bundan 3 oranında almıştık. Doğru mu arkadaşlar? Öyle değil mi? Bakın size güzel bir yöntem daha göstereyim.
Bak bunda 200, 2K. Bunda 40, 3K. O zaman karışım kaç K oldu? 5K olmadı mı? Olmadı mı arkadaşlar? Oldu değil mi? 200'de 2'yi çarparsam 400K. 40'la 100'ü çarparsam 120K. 520K'yı 5K'ya bölersen direkt 104'e ulaşmış olurum. Bu daha güzel oldu değil mi? Kilogram fiyatlarını bulduk, işi bitirdik. Var mı problem? Peki. Şimdi gelelim alt tarafta neyimiz varmış. Bu sayfada herhangi bir soru gözükmüyor arkadaşlar. Peki. Şimdi hemen yine yeni şeyimize bakalım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Ben böyle yaptığım zaman arkadaşlar şey değişiyor mu? Mesela şu an tarama 4 geldi mi? Şu an tarama 4'teyiz değil mi arkadaşlar? Peki. Süpersiniz. Gelelim şimdi buna. Tarama 4'te neler yaşamışız? Neler olmuş? Peki. Bunda hangi sorular varmış arkadaşlar? Bakalım. Evet. 4. soru ve 7. soru. Evet. Bu zordu biraz. Biraz da aslında ışık hataları varmış. Düzelttim. Hatta soru hatası bile var. Gözden şöyle kaçtı. O gün 6. denemenizi hazırlıyordum. Bayağı da bir uğraştım. Bir de yeni denemelerin gelmesi gerekiyordu. Bir de bizim fotokopici arkadaş, hocam tatile çıkacağım hemen gönder ne olursun dedi. Hafta sonu yokum deyince apar topar gönderdim. Birkaç tane sıkıntı var, onu hallettim hemen. Zaten fark edeceksin dedi. Yani güzel bir soru hazırlamış hazırlayan kişi. İçinde 3-4 tane, yani bir tane soru hatalı, 2-3 tane şık hatalı. Yani bir soru komple kendisi hatalı. Şu soru mesela hatalı bir soru. Sorunun soruluşu hatalı. Şunda da şık hatası var. Bir iki soruda da var. Yani adamın da günahını almayın. Güzel bir deneme hazırlamış, tarama hazırlamış. Biz de onu kullandık. O yüzden güzel soruları hürmetine bir şey de demedim yani. Kendime dedim daha doğrusu. Mesela bu soruda cevabı 2E artı 3 demiş. Halbuki 2E artı 3 olmaz. E'ye bağlı ifadesi dediğimiz zaman 6 kere de ne yapar? 42. 7 kere 8 ne yapar? 56. 8 kere 9 ne yapar? 72. 20 kere 20 ne yapar? 420. Doğru mu? Şimdi 42'den 45'e gitmiş. Artı 3. 56'dan 59'a çıkmış. Artı 3. 72'den 70'e çıkmış. Artı 3. 420'den 23'e çıkmış. Artı 3. Doğru mu arkadaşlar? Sürekli artı 3. O zaman baktığımız zaman kaç tane artı 3 var? Hemen bir bakalım. 6'dan 20'ye kadar kaç tane değer var? 15 tane yok mu arkadaşlar terim sayısı olarak? Yani burada 15 tane terim var. Doğru mu? Doğru değil mi arkadaşlar? 15 kere 3, 45 fazlaymış. O zaman direkt E artı 45. Doğru değil mi arkadaşlar? Mesela bunu düzelttim. Bu işaretlenmiş olabilir. Canı sağ olsun hazırlayanın. Bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Burada ben de bu hataları yapıyorum. Ceterle C, ceterle V yapmış biliyor musunuz? Yoksa mesela şu anda bu sorunun durumu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Eksi durumda. Ya zaten bunu çözememeniz çok normal, soru hatalı. Niye derseniz zaten şurada bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın 1'in küpü ile 3'ün küpü 28 yapar. Burada 28 yapmıyor. O nasıl olacaktı biliyor musunuz? Şurası 2'nin küpü olacaktı. Bu özel bir kural zaten. Bu 2, bu 3 olacaktı. Bu da 1'in küpü, 2'nin küpü böyle devam edecekti. 11'in küpüne kadar gidecekti. Şöyle yapmış hocamız. 1, 3, 5'i buraya getirmiş. Cetirle C yapmış. Cetirle C yapmış. Çünkü ne derseniz bakın 1'in küpü ile 2'nin küpünü toplarsanız 9 yapar. Bakın bu da 9 yapıyor. 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpünü toplarsanız 36 yapar. Burada 36 yapıyor. Nereden anlarsınız? Ortanca sayı çarpı terim sayısı. 6 ortanca sayı oluyor burada. Bakın 6 tane sayı var. 6 kere 6 36. Şimdi ben bunu nasıl fark ettim? Acaba dedim bir şifre mi soruyor? Şimdi sizin belki gözden kaçırdığınız ama hani benim öğretmen olarak bilmek zorunda olduğum bir kural var. Mesela bakın 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü diye giden sayılarda bu n'in küpüne kadar giderse formülü şudur biliyor musunuz? N çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Hiç duydunuz mu böyle bir şeyi? Size şu yabancı gelmiyordur bence. N çarpı N artı 1 bölü 2'nin karesi. Küpü olması gerekiyor gibi duruyor değil mi? Hani normal düşündüğümüz zaman 1, 2, 3 diye N'e kadar gidiyor değil mi? Hani baktığınız zaman hocam niye bunu 2 değil de 3 yazmıyorsunuz? Zaten onun toplamı olmaz. Bunun karesi arkadaşlar. Hatta deneyelim de öğrenelim. En güzel öğrenmek ispatla öğrenmektir. Bakın 3'ün küpüne kadar gelelim tamam mı?
Ne yapar? Burası 27, 8 daha 35, 1 daha 36. Ben de demişim n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi demişim. Şöyle yapalım. Hemen yerine koyun isterseniz n 3 oluyor burada arkadaşlar. 3 çarpı, bu da 3 olduğu zaman 4, 3 kere 4, 12. 2'ye böl, 6. 6'nın karesi ne yapar? 36. Veriyor muymuş arkadaşlar? En azından burada böyle bile olmasa bize bir şey öğretmiş oldu, bize bir şey hatırlatmış oldu. Bence güzel oldu. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Bu formülü de öğrenmiş oldunuz. İsterseniz bir de şunu yazayım. Tamam mı? Bakın. Bunlar lazım olur arkadaşlar bence ya. Önce şunu yazdık ya. 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, bla 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 bla, n'in küpü dediğimiz zaman neymiş formülü? N çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Aklınızda bulunsun. Bir de şey var. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi diye gidiyor. O da n kareye kadar gitsin. Tamam mı? Burada da şey yapıyorsunuz arkadaşlar. N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6. İşte duydunuz mu formülü? Formülü duyanınız var mı? Bu formülü duyanınız var mı? Tamam, o zaman bugün öğrenmiş olduk. Doğru mu? Bugün öğrenmiş olduk. Ama size hoş bir şey söyleyeyim. Bu soruda gelse, bu soruda gelse yukarıda anlatacaklar size. Ama ben yine de ek bilgi olsun. Mesela bu soruyu çözen belki başka çözecek. Ama ben öyle çözdüm. Bakın nasıl faydasını göreceksiniz şimdi. Bu hatalı ya. 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü gidecekti. Bu da 2'nin küpü olacaktı ya. 11'in küpü dediğimiz sayı n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesinden 11 koyarsam ben buraya 11 çarpı 12 bölü 2'den 66'nın karesi olmuyor mu arkadaşlar? Söyleyin bana, 66'nın karesi olmuyor mu? Oluyor değil mi? Peki. Süpersiniz. Şimdi baktığınız zaman burada kaç tane sayı var? 6 sayı var. 6 sayının karesi doğru mu? 66. Burada kaç sayı var? 3. 3'ün karesi doğru mu? Baktığımız zaman öyle. Şimdi ben burada 66'nın karesi olan toplamı buldum. Onda sıkıntım yok. Peki 1'den k'ya kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk? Hatırlayın. Hani şey değil miydi, bu tek giden sayılar n kare değil miydi formül? Hatırlasanız arkadaşlar, n kare değil miydi? Tek sayıların toplamı n kare değil miydi? O zaman bunu soruyorsa şöyle diyebilir miyiz? Eşitse madem, bu da n kare değil midir? O zaman n buradan 66 değil midir? 66 değil midir? Peki. O zaman k için hatırlar mısınız? 2n-1 diyorduk. Bunlar bayağı önceki konular arkadaşlar ama iyi oluyor bence. Tekrar oluyor. Hatırlayın arkadaşlar. 1, 3, 5, 2n-1'e kadar gidecek. Bunun toplamı soruluyorsa arkadaşlar formül n kareydi. Hatırladınız mı? Uzun süredir bakmıyoruz herhalde değil mi? O da olabilir yani. Peki. Bize k'yı soruyor. 2 çarpı 66 eksi 1. 132'den 1 çıkartın. 131. Güzel çözdük değil mi? Hatta bilmemiz gereken şeyler vardı aslında burada. O biraz sıkıntı verdi. Ama öğrenmiş olduk. Kar kardır. Yaptığı hataya rağmen sevdik bu soruyu. Tamam mı? Güzel, ama tekrar geçer misiniz? Şimdi burada önce hata var. Onu düzeltelim. Burada ilk 11 sayının toplamı formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Buradan 11'e kadar sayıların toplamı 66, 66'nın karesi. Burada ise bir kural vardı. 1, 3, 5, 7 diye gidenlerde formül n kareydi toplam soruluyorsa. Madem o 10'a eşitse n kare n eşittir 66 yapar. Terim sayısı 66. Tamam mı? Ama biz terim sayısını şöyle buluyorduk hatırlarsan. 1, 3, 5, bla bla bla. 2n-1'e kadar gidecek, bu n terim sayısı olacak demiştik. 66'yı koyalım ki bu gördüğün şey k olsun çünkü. K. 2 kere 66, 132. Bir çıkarırsan 131. Anlaşıldı mı? Peki. Bakalım şimdi. Dokuz ve 12'ye bakalım. Evet. Şekilde her topun üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 rakamları sırayla yazılmıştır. Düzide ilk x tane topun üzerindeki sayıların toplamı 201 olduğuna göre x'in toplamı hangi rakam yazılır demiş. Önce şöyle yapalım. Burada 15, 15 var değil mi? 15, 15 gidiyor. O zaman 201 sayısını 15'e bölüyoruz. Çünkü kaç sıra gittiğini bilmemiz gerekiyor. 201'de 15 arkadaşlar. Daha doğrusu 20'de 15 bir kere var.
51'de ise 3 kere var arkadaşlar. Doğru mu? 51'de 3 kere var. Artan önemli orada. Artan ne arkadaşlar? 3 kere 15, 45. Kalanımız neymiş? 6. 6 kaldı. 6 dediğimiz sayıda şu anlama geliyor. Önce 1 gelecek, sonra 2 gelecek, sonra 3 gelecek. Toplanarak gittiği için 3'ü alıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hani 6 olacakmış ya. 5'ten sonra bu kere 13 kere tur attı. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam tamına 13 kere tur attı. 1, 2, 3, 4, 5 diye. 13 kere tur attığı zaman 195 ediyor. Ama 201 olacakmış. Sırada 1 var. 196 oldu. 198 oldu. 3 daha eklersen 201 oldu. İstersen böyle de gidebilirsin. Anlaşıldı mı? Mesela bu soruda da cevap şıkkı önce 7 denmiş. Baktım 5 çıkıyor. Bir bakalım sizle beraber de. Şimdi 5'e bölünmesi gerekiyormuş. 5 tane özdeş boncukla yapılıyor bu. Şimdi o zaman 5'e bölünüyorsa bir tanesi şudur. 145 5'e 145 diyorum özür. 140 sayısı 5'e bölünebiliyor. Bakın 1 4 0 boncuk. Aynı şekilde 410 diye bir boncuğumuz var. 320 diye bir boncuğumuz var. 230 diye bir boncuğumuz var. 500 diye bir boncuğumuz var. Siz başka buldunuz mu arkadaşlar? 5'e bölünmesi gerekiyor. Başka bulan var mı? Evet, onu değiştirdik zaten. Tamamdır. Normalde cevap anahtarı 7 demiş ama cevap 5 olacak. Onu ben düzelttim, size paylaştım zaten. Bir problem var mı? Anladık mı? Önemli olan o. Aslında şöyle, basamak diyor mu bize burada? Şey güzel söyledi Ayşenur Özekin. Basamak diyor mu? Ama kendisi burada hiç örneklerde sıfırı başa koymamış. Değil mi? Bakın sıfırı başa koymamış. Hayır, zaten öyle olursa 005, 050 sayıları varsa 7 oluyor cevap. Ama bir tane örnek vermemiş. Değil mi? Aslında bu soru bence 7'de olabilirmiş. Sadece buradaki örneklere baktığımız zaman, yani sıfırın başı, çünkü burada 3 basamaklı sayı demiyor. Değil mi? Aslında 5 yapan da 7 yapan da doğru gibi kabul edilmesi gerekiyor. Neyse, siz mantığı anladınız mı? Ayşenur, teşekkürler. Doğru mu? Anlaşıldı değil mi? Zaten bakın biz onu kullanmıştık. Şöyle yapalım. O zaman burada problemimiz yok. Geçiyorum. Peki. Geçtim. Bir tane örnekle kendisi verseymiş güzel olurmuş aslında. Vermemiş bulamasınlar diye. Canı sağ olsun yine diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada ne demiş? Evet. A elemanı pozitif doğal sayı olmak üzere KA, A'dan büyük en küçük asal sayıyı göstermektedir demiş. Burada da bir hata olmuş herhalde değil mi? Sizler yani bu soruda niye hata olmuş ona bakalım. Belki de sıkıntılı bir soru. A'dan büyük en küçük sayı 7. 13'ten büyük en küçük asal sayı 17. Bu da demiş ki ya, tamam, sorunun güzelliği burada. A'dan büyük ve B'den büyük 15 eşitini sağlayan kaç tane AB ikilisi vardır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar, toplamları bir kere 15 olmasın. İki tane asal sayının toplamının 15 olması gerekiyor. Doğru mu? Bunları yazalım. 2 ile 13 olabilir mi? 2 ile 13 olabilir mi? 2 asal sayının toplamı. Olabilir değil mi? Peki. Bir diğer asal sayıya baktığımız zaman arkadaşlar hangisi sağlayabiliyor? 7, 8 başka var mı? Başka var mı arkadaşlar? Şimdi bakın 3'e 12 kullanamazsınız toplam olmak zorunda. 4'e 11 yapamıyoruz. Aradan da asal dememiş çünkü. 5'e 10 olmaz zaten. 7'ye 8 olmuyor. 11'e 4 olmuyor. Bir de 13'e 2 var. Doğru mu? Şimdi burada o zaman mantığı şöyle yürütmemiz gerekiyor. Bakınız. Şimdi kaç farklı AB ikilisi var diyorsa, o zaman 2 için yazabileceğimiz sayılar, amacımız şu. Burada 2 için yazabileceğimiz hangi sayılar var arkadaşlar? K'dan büyük. Bir kere pozitif diyorsa sadece 1 yazabiliriz. Doğru mu? Doğru mu? Sadece 1 yazabiliyoruz. K1 yazdığımız zaman 1'den büyük en küçük asal sayı 2 yapar. 2'den büyük dediğiniz zaman orası 3 olmuş olur. Burada herhalde bir sıkıntı yok.
Peki 13 olduğu zaman hamileri yazabiliriz arkadaşlar. 13 olduğu zaman bence şunları yazabiliriz. Dikkatli bakın şimdi buraya. 11 yazabiliriz ve 12 yazabiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? 11'i niye yazabiliriz? 11'den büyük olacak. En küçük asal sayı 13. 12'den büyük en küçük asal sayı 13. Ama 13'ü yazarsan 13'ten büyük en küçük asal sayı arkadaşlar tabii ki 17. Değil mi? Sıkıntı var mı? O zaman demek ki buradan şunu anladık. Biz 1-11 ikilisiyle 1-12 ikilisi olabiliyormuş. Değil mi arkadaşlar? O zaman tam tersi olaraktan da 11-1 ikilisiyle 12-1 ikilisi de olabiliyormuş. Doğru mu? Değil mi arkadaşlar? Olabiliyor. O zaman cevabın 4 demesi gerekiyor. Cevap anahtarı 4 diyor mu? Çünkü değiştirdiğimiz çok şık var. Cevap anahtarı 4 diyor mu? Cevap anahtarını düzeltmek babında söylüyorum. Tamam. O zaman bunu düzeltmiyoruz. Peki. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Tersini de almak zorundayız. 1-11, 1-12 var. 11-1, 12-1 var. Sana A büyük, B büyük demiyor ki. Peki. Anladık mı? Mesele o arkadaşlar. Bu da sayısal mantık sorusu aslında biliyor musunuz? Peki. 15'e bakalım. 19'a bakalım. Şimdi 15 piramit sorusu yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 demiş. 16. satırın ilk ve son elemanının toplamı. Ben bu soruları çok seviyorum. Yani burada delilerek kendimi buluyorum diye. Bunda dinleniyorum, rahatlıyorum, yeni bir şeyler buluyorum. Piramitlere hastayım yani. Şimdi bakın ben genelde şöyle yapıyorum. Biraz zoru da seviyorum. Önce size kolay yoldan anlatayım. Bir de size içinden... Hatta şimdi ben bu soruyu ilk defa görüyorum. Sadece işaretlemişim, koymuşum. İlk defa çözeceğim. Ama önce size anlayacağınız yoldan çözeceğim. Bir de böyle üzerinde oynama yapalım beraber. Yani farklı bir yöntem bulmaya çalışalım oynama derken. Bakın mesela 16. satırın ilk ve son elemanının toplamı kaçtır diyor. Bir kere bu 5. satırda 11 var. Şöyle yapalım mı? 5. satırda, hatta bunu biraz daha önceye alalım. Tamam mı? 1. satırdan demeyelim de 2. satırdan başlayalım. 2. satırın ilk elemanı 2, son elemanı 3. 3. satırın ilk elemanı 4, son elemanı 6. 4. satırın ilk elemanı 7, son elemanı 10. Yaptığımı anlıyor musunuz? İlk elemanı 11, ikinci elemanı 15. Doğru mu? Şimdi bakınız, ben burada 16. satırın ilk elemanıyla ikinci elemanının toplamını, son elemanının toplamını bulacağım. 16. satır. Buraya niye 16 yazdım? Ha tamam, doğru, satır sayısı çünkü. Peki, bakın arkadaşlar şimdi. Herkes baksın. Çok sevdiğim sorular diyorum ben bunlar. Şimdi şu ifade 2 iken 3 olmuş, 3 iken 6 olmuş, 4 iken 10 olmuş, 5 iken 15 olmuş. Şöyle diyebilir miyim? Bakın bu şifreyi bulacaksınız yalnız. Bulamazsanız bir yöntem daha gösteririm. Olmadı bir yöntem daha gösteririm. Olmadı bir yöntem daha gösteririm diyorum ya, çok seviyorum bunları. Şimdi 2 3 olmuş, 3 de 6 olmuş. Şöyle diyebilir miyim? İkinci satır üzerinden gidecek olursam 2 çarpı yani n çarpı n artı 1 bölü 2 sizce veriyor mu vermiyor mu? Söyler misiniz bana? N çarpı n artı 1 bölü 2 veriyor mu vermiyor mu? 2 koyun yerine. Satır sayısını koyun. Şimdi 3 koyun. 4 koyun. 5 koyun. Şimdi 16 koyun. 16 çarpı 17 bölü 2 8 kere 17 136 yapar. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Hocam ya bunu sen nasıl gördün? Biz nasıl göreceğiz? Tamam peki. Bunun kaç katı? 1,5. 2. 2,5. 3 katı diye gitmiyor mu? Burada yakında bir yer sorsaydı bu katlardan bile bulabilirdin. Doğru mu? Hocam onu nasıl göreceğim? Peki. 3 dediğimiz sayı 1 ile 2'nin toplamıdır. 6 dediğimiz sayı 1, 2, 3'ün toplamıdır. 10 sayısı 1, 2, 3, 4'ün toplamıdır. 15 sayısı 1, 2, 3, 4, 5'in toplamıdır. Yanlış mı söylüyorum? O zaman ilk 5 sayının toplamı, ilk 4 sayının toplamı, ilk 3 sayının toplamı, ilk 16 sayının toplamı. Formül de bu. Var mı problem? Burayı anladıysak şimdi sol tarafa geçiyorum arkadaşlar. Anladık mı?
Anladık mı? Şimdi sola geçelim. Solda ise şöyle bir hikaye var. Hikayemiz şu. Bir renk değiştireyim bakayım. Hangi rengi alayım? Sarı alsam nasıl olur? 2'deyken 2. 3'teyken 4. 4'teyken 7. 5'teyken 11. Acaba bu ne anlama geliyor? Hatta şöyle yapalım. Gelin. 2, 2. 3'e 4 denk gelmiş. 4'e 7 denk gelmiş. 5'e ise 11 denk gelmiş. Acaba bundan sonra 6'ya ne denk gelir? Onu bırakın. 16'ya ne denk gelir? Bunlar en baş, sol başlar. Buradan hadi bakalım beraber fikir yürütelim. Bunlar da sol baştaki sayılar. Bakın 2, 4, 7, 11. Şimdi burada nasıl yaparız? 2 ile 2 arasındaki ilişkiyi, 3 ile 4 arasındaki ilişkiyi söyler misiniz bana? Ne olmuş acaba? Ne yapılmış da ne çıkarılmış? Herkes bir baksın bakalım. Bulabilecek olan var mı? 2, 3. O aslında şöyle Sevilay. Onu arkadaşlar görüyor ama şimdi sen gözünü sevdiğim 16'ya kadar nasıl geleceksin o zaman? Değil mi? Sıkıntı olur. O zaman bir şey yapacağız hadi arkadaşlar. Buradan bir şey yapmamız. Yani mesela 2 katının 2 eksiği, 2 katının 2 eksiği ama burada 2 katının 1 eksiği. Ama burada 2 katının 1 fazlası. Yani böyle şeyler istiyorum sizden. Aslında çok da zor değil. Öncesine bölünenler eklemiş. Eklenmiş. O nasıl acaba? Şöyle bir şey diyorsan, Sevilay'dan biraz farklı bir şey söyledim. Arkadaşımız şunu söylüyor. Şimdi bakın, 2, 2 daha 4, 3, 4 daha 7, 4, 7 daha 11, 5, 11 daha 16. Biz nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Aha, Gökmen bir şey söyledi. N çarpı N eksi 1 bölü 2 artı 1 mi dedin? Arkadaşlar Göksel, Gökmen bir şey söyledi. Bakın, diyor ki 2 çarpı 1, çünkü N çarpı N eksi 1 bölü 2 artı 1 diyor. Buradan 1, 2 çıktı. Şimdi tekrar 3'ü koyduğu zaman bakın 3 çarpı 2 bölü 2 artı 1. Bakın 4'ü buldu. 4 koyduğu zaman 4 çarpı 3 bölü 2 artı 1. Bakın buradan da 7'yi buldu. Demek Gökmen'ciğim bunu düşünerek buldun değil mi? Bravo sana. İşte bu gibi şeyleri bulursanız arkadaşlar diyor mu size şifresi o kadar çok ki ama böyle artarak bulma olayı zaman kaybettirir. Toplanarak gitme olayı zaman kaybettirir. Buradaki mantığımız şu. N çarpı N eksi 1 bölü 2. Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Artı 1. Peki aynı şeyi şuraya getirir misiniz? Bakın iyi izleyin. Buraya aynı şeyi yapabiliyor musunuz? Bir görün bakalım. N çarpı N eksi 1 bölü 2 diyorsunuz. 1 veriyor. Artı 2 koydunuz. 3'ü koyun bakalım. 3 kere 2. 6, 2'ye böl. 3, 5. Bakın vermedi. Bir tarafı sağlayan bir tarafı sağlamayabilir. Bakın burada bu şifreyi bulurken burada bu şifreyi bulmuş oluyorsunuz. O zaman biz biraz önce şurada 136 bulmuştuk. O zaman 16'yı yerine koyarsak 16 çarpı 15 bölü 2 artı 1. Doğru mu? 120 1 eklersek bakın arkadaşlar 120'ye burada 120 1 eklersek ne yapıyor? 121. Bize neyi sormuş? Bunların toplamını sormuş. 257. Doğru mu? Doğru mu? Peki. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya hocam anladıktan canımız çıktı. Senin yöntemin yok mu hocam ya? Ne olursun ya? Allah aşkına. Acaba var mı? Bakalım mı? Dediğim gibi beraberce bulacağız. Birinci satırın sağ ile solunun toplamı kaç yapıyor? Bir yapıyor. Doğru mu? İkinci satırın sağ ile solunun toplamı 5 yapıyor. Üçüncü satırınki 10 yapıyor. Doğru mu? Dördüncü satırınki 17 yapıyor. Doğru mu? Beşinci satırınki 26 yapıyor. Karesinin bir fazlası, 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 16'nın karesinin bir fazlası 257. Şu an gülücüklerim var da kamera açık değil, göremiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tamam değil mi arkadaşlar? Yani daha ne şifreler vardır ne şifreler. O yüzden
Ben bunun böyle olacağını bilerek yapmadım ama biliyordum ki olacağını. Çünkü bunda şifreler böyle teker teker gizli. Tamam mı? Peki. Şimdi burada şey diyor arkadaşlar, şurayı bir kapatayım özür. Sağdan ve soldan okunuşu aynı olan sayılara palindromal sayı denir diyor. 11202, 2552 gibi. Bir öğrenci yüzden küçük tüm doğal sayıların toplamını birer kez yazıp topluyor. Sonucu bir palindromal sayı olarak buluyor. Yaptığı kontrolde bir sayı yanlışlıkla iki kez yazdığını görüyor. Buna göre yanlışlıkla yazılan sayı kaçtır demiş. Peki nasıl yapılır arkadaşlar bu soru? Niye 77? Yüzden çünkü tüm doğal sayıların toplamını bir kez yazdığını topluyor. Sonucu bir palindromal sayı olarak buluyor. Yaptığı kontrolde bir sayı yanlışlıkla iki kez yazdığını görüyor. Yanlışlıkla yazılan sayı kaçtır? Evet, tamam. 99 çarpı 100, çünkü niye? Birden başlayıp sıfırdan başlamıyoruz. Gerçi sıfır da var, önemli değil toplamında. 99 çarpı 100 bölü 2, ne yapıyor arkadaşlar? Buldunuz mu? 99, şunu bir tekrar şey yapayım. 99 çarpı 100 bölü 2, şuradan 50 yapıyor. 4950 mi yapıyor arkadaşlar? Değil mi? 4950 yapıyor. Yüzden küçük demiş ya. Yüzden küçük sayılar 99'a kadar gelir. Toplamını yaptığına göre 1, 2, 3, 99. N çarpı N artı 1 bölü 2. 99 çarpı 100 bölü 2. Oradan 4950. 4950, fakat bunlar da öyle bir şey yapmış ki bir sayı iki defa yazmış dediğinde mesela 77 dedi arkadaşımız. Bakalım o zaman ne yapıyor arkadaşlar 77 eklediğimiz zaman, söyler misiniz bana? İki defa yazdı, tamam, toplamı kontrol sayı iki kez yazdığını görüyor. Buna göre yanlışlıkla yazılan sayı, palindromal bir sayı bulunuyor demiş. 4977 zaten sonu 7 yapıyor oğlum, beni de öyle bir şey yaptın ki. Arkadaşlar zaten şöyle düşünmeniz gerekiyor. Palindromal bir sayı olması için bunun sonundaki sayının 4 olması lazım ki başa 4 denk gelmesi gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Sonu 4 ile biten sayı sadece 44 vardır. Onu da buraya yazdık. Doğru mu? Yok, lazım değil. Normal 4950'yi adam bulması gerekirken bir sayıyı fazla yazmış. Fazla yazdığı için palindromal sayı olmuş. Tamam mı? Buradan da topladığımız ne yapar ne yapar? 4994'te palindromal sayı. Tamam mı? Peki. Şimdi 16. soruya bakalım. Birden başlayarak sayma sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Bunların içerisinde 9'un katı. Mesela bunda cevap anahtarı değişmiş olabilir arkadaşlar. Bunu oturup da yazan oldu mu? Doğru söyleyin, kızmayacağım. Oturup yazan oldu mu? Evet. Şimdi bakın size şöyle göstereyim bunun yöntemini. Hiç uğraşmayın. Sen. Peki. Şurada arkadaşlar bakın 8 sayı. Şurada da 8 sayı var. 8. sayı 8. Buradan baktığımız zaman 16. sayı, tamam mı arkadaşlar, 17. Bu böyle 8 8, yani şurası 9 9 artarken bakın 9 artırdım 26, 9 artırdım 35, 9 artırdım 44. 8 16 24 32 40. sayıya kadar geldim. Bana 46. sayı soruyor. 44'ten sonraki sayılar 46 47 48 49 50 51. 51'i buradan bulup işaretledik. Doğru mu? 6 sayı olması gerekiyor. Yöntemin bir tanesi bu. Diğer yöntem. Şimdi 46'a 9'un katlarını arıyorsun. 5 kere yok mu? 5. Bir daha bölünüyor mu? Bölünmüyor. 46'yı 5 ekliyorsun. Oradan da 51 buluyorsun. Anlaşıldı mı? Çeşitli böyle yöntemleri var. Eklediğin sayı tekrardan ikinci bir şeye denk gelirse, atıyorum 51 değil de 57 gibi bir şey çıksaydı, bir tane daha eklemek zorundasın çünkü arada 54 var. 24. soruya bakalım. 1, 2, 3, 50 toplamından A dışı kitlerin çıkarılıyor. Kalan terimlerin toplamı çıkarılan terimlerin toplamından 885 falan bile çıkarılan terimlerden büyük olanı kaçtır? Güzel soru. 50'den 51'den şöyle yapalım. 50 çarpı 51 bölü 2, 25 çarpı 51. Doğru mu arkadaşlar? 1275 mi yapıyor? Kafadan buldum ama inşallah doğrudur. 1250, 1275. Tamam. 1275 olması gerekirken
Şimdi bunun içerisinden A dışı iki tane terimi çıkartıyormuş. Tamam mı? Çıkarılan terimlerin toplamından sevgi. Kalan terimlerin toplamı. Şöyle yapacağım. Bakın iyi izleyin. Şok olacaksınız. 1275'ten çıkarılan sayıları birisi x, diğeri ise x artı 1 değil mi arkadaşlar? Doğru değil mi? Birisi x, birisi x artı 1 değil mi? Şu anda kalan oldu bu. Kalan terimlerin toplamı. Ne demiş? Çıkarılan terimlerin toplamından, bak kalan terimlerin toplamı, çıkarılan terimlerin toplamından, çıkarılan terimler de şu demektir. X artı x artı 1, 885 fazlaymış. Doğru mu arkadaşlar? Bakın, şu kalan, bu çıkarılan fazlalık 885. 1275'in 885 çıkardığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Söyleyin, 390 mı yapıyor? 390 yapıyor. İki tane bu sayıdan var. X artı x artı 1 dediğimiz sayıdan. İkiye bölersem 195 yapıyor. 195 sayısında küçük olan 97, büyük olan 98'dir. Büyük olanı sormuş herhalde 98. Anlaşıldı mı? Peki. Evet, bu soru da ilginç bir soruydu. Güzel bir soruydu. Bu yıllar evvel çıkmış bir soru diye hatırlıyorum bunu ben. Bakınız. Trafik lambasında yanan ışık içerisinde o ışığın sönmesi ve diğer ışığın yanması için kalan süre yazmaktadır. 80, 15, 60, KSY, KSK sırasıyla yanan bir trafik lambası şeklindeki durumda 200 saniye sonra hangi saniye? Önce onu, bunu ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. K, S, Y, K, S, Y, tekrar S, K, tekrar S, tekrar Y diye yanacak. Doğru mu değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Yukarı çıkıp aşağı iniyor. Peki. Şimdi burada mantıken şöyle yapacağız. Bunun bir kere 20 saniye süreyi veriyor. S 15 saniye yanacak. Y 60 saniye yanacak. Tekrar S 15 saniye yanacak. K bu sefer 80 saniye yanacak. Çok da gitmeyelim bakalım. 20, 15 daha 35. 95, 110, 190. Doğru mu? Normalde bunun 15 saniyesi vardı. 190. 10 saniye bu yanarsa o zaman sarıda 5 saniye olarak gözükmeyecek mi? Bunu düzelttim arkadaşlar. Cevap şıkkı Denizli'ymiş. Ben Bursa yaptım. Bu kalanı bu şey veriyor bana. 10 saniye yanmış, 5 saniye kaldığını gösterecek. Doğru mu? Baksana kalan demiş. Bence de bu soru çok güzeldi değil mi arkadaşlar? Yani şöyle diyeyim, çok zor bir soru değildi ama özellikle şunu görmekte bir şey var, yarar var. Hani ışık şöyle gidiyor. Değil mi? Peki. Adamlar güzel düşünmüşler. Tebrik ederim. Bakalım. 3'ün karesi, 6'nın karesi, 9'un karesi, 3x'in karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, x kareye kadar a eşittir b artı c olduğuna göre c nedir demiş. Bakın burada arkadaşlar şöyle bir yorum yapalım isterseniz. Şimdi a dediğimiz ifade b ile c'nin toplamına göre c kaçtır diyor. Şimdi 3'ün karesi, 6'nın karesi, 9'un karesi diye giden bir ifade. Bakalım şimdi. Öncelikle arkadaşlar buradaki ifade aslında bize şunu söylüyor değil mi bize? C dediğimiz ifade, A eksi B dediğimiz ifade. Şimdi burada 3'ün karesinden 1'in karesini çıkart diyor. Burada şöyle bir şey söylüyor bize. 3'ün karesinden 1'in karesini çıkart. İşte 6'nın karesinden 2'nin karesini çıkart. Doğru mu? Böyle mi yapalım yoksa şöyle mi yapalım? Şimdi arkadaşlar şuradaki 3'ün karesi dediğimiz ifade şu demek değil midir? 3'ün karesi, 1'in karesi, 2'nin karesi. Doğru mu arkadaşlar? Şurada da 3'ün karesi, en sonunda da x'in karesi. Önce diyelim, ondan sonra altına 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, x'in karesi diyelim. Doğru mu? Burada da 1 koyalım katsayı. Bu 9, bu 1. 9'dan 1 çıkarsa arkadaşlar 8 tane B mi yapıyor? Anlaşıldı mı? Çünkü o da zaten B. Peki. Burada şu sorumuz varmış. Bakalım. Şekilde kaç tane çember varsa
birden başlamak üzere. Tamam mı arkadaşlar? Bu sayıları, bu sayıların tümü çemberin içine yazılacak bir kez kullanılacaktır. Aynı doğru üzerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıları olan bu doğruların yanına yazılmış ve yazılmış sayılara eşit olmalıdır. He. Peki bakalım şimdi. Şimdi burada şöyle bir yorum yapalım. Kuşların sesi geliyor mu size? Saksanlar, kargalar nasıl bir şey ya? Şekilde kaç tane çember varsa birden başlamak üzere bu sayıları yazacağız demiş. Tamam mı? 1, 2, 3, 4. Kaç tane şeyimiz var arkadaşlar? 3, 7 tane mi var? Evet. Buraya 7 sayıyı yazacağız ve işi bitireceğiz arkadaşlar. Gelin beraber yapalım. Nasıl yaparız? Bir kere burası 10 olmak zorundaymış. Şurası 9 olmak zorundaymış. Bir kere bu sayının o zaman büyük bir sayıyı kullanmamız gerekiyor. Doğru mu? Bir yandan da arkadaşlar birisi aradı. Hemen onu bir halledeyim. Durun hemen. Siz de baka durun hemen. Evet. Onu da kapattık. Şimdi arkadaşlar öyle bir yapalım ki şimdi ne demiş? Bu doğruların yanına yazılan sayılacak. Her bir sayı kere falan açacak. Tüm çemberden için yazacaktı. Birden açmak üzere demiş. Bunu halledeceğiz demiş. Şurası 8 olacak. Peki. Şurada arkadaşlar diyelim ki şuraya bir kullanacak olsam buraya 7 kalsa 7'nin birini buraya kullandığımız zaman çok da fazla kopya vermemiş bize. Bakalım şimdi şuranın 9 olması lazım. Birden başlayacak. Şimdi desek ki şurası A desek, şurası B desek, şurası C desek, tamam mı? Ondan sonra buraya da diğer sayılara da Y desek, Z desek, T desek. Şimdi AXT'nin 10 olması gerekiyor. ABC'nin 9 olması lazım. YCZ'nin 8 olması lazım. Şimdi ben buradan üçünün toplamı ABC artı AXT artı YCZ'nin toplamının 27 olduğunu biliyorum. Doğru mu arkadaşlar? Değil mi? 27 olduğunu biliyoruz. Peki. Aynı zamanda mavi renk A artı B artı sonra X artı Y artı Z artı T'nin de ne olduğunu biliyoruz. Birden 7'ye kadar olan sayıların toplamının 28 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Şimdi buradan mütevellit. Şundan bunu çıkartacak olursak bir şeyler deniyorum. Şunlar birbirini götürürse, şunlar birbirini götürürse, şunlar birbirini götürürse, X'ler birbirini götürürse, Y'ler birbirini götürürse, Z'ler birbirini götürürse, T'ler birbirini götürse. Götürmediğim bir şey kaldı mı? 28'den 27 çıkınca A artı C'nin 1 olma şansı var mı? Yok. Tamam mı yapalım? Ha, tamam yaptık. Bir yardımcı olun arkadaşlar bana. Harf koyalım. A, B, C. X, X demiyoruz değil mi? Y, Z, T. Ha yanlış yazmışız. Ah 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 sizi. Arkadaşlar T artı Z. Tamam. T artı Z 8. Bak burada yazıyor. Tamam mı? A artı B artı C ne yapar? 9. Bir de ne var arkadaşlar? A artı X artı T de 10. Biz yanlış almışız. Biraz önce şunu alt tarafı şuraya 8'miş gibi davranmışız. Tamam. Peki buradan şunu biliyoruz değil mi? A, B, C, X, Y, Z, T'nin de 28 olduğunu cümle alem biliyor. Peki. Şimdi buradan A, B, C'nin 9 olduğunu herkes biliyor. Ondan sonra T, Z'nin de herkes ne olduğunu biliyor? 8 olduğunu biliyor. Bak T, Z, A, B, C. Öbürü dursun sorun değil. 9, 8 daha ne yapar? 17. Buraya ne kaldı? 11. X artı Y 11'miş arkadaşlar. Unutmayın. X artı Y 11'miş. Onu yazalım. Tamam mı? Peki buradan başka nasıl bir yöntem yaparız? AX artı T'nin de ne olduğunu biliyoruz. Oradan bir şey yapabilir miyiz? A, X, T,
Onu bilmiyoruz. Ha, x artı y'nin 11 olduğunu biliyoruz ya. O zaman bir dakika. Ha. Soruyormuş. A, B, C'nin 9 olduğunu biliyoruz. Peki. Buradan başka bir nasıl yöntem yapabiliriz? A, B, C 9'muş. Yani ben öyle istemiyorum. Deneyerek bulmak bana şey geliyor. Yoksa ben şu anda aslında yavaş yavaş buluyor gibiyim. Ama öyle yapmayalım diyorum. Bir de şey yapalım arkadaşlar. Şu yeşil kalemimi alayım. Tamam mı? Şuraya gelelim. Diğer T'li denklemi. Evet. Şöyle yapalım. Şurada A'yımız var. Şurada bir tane X'imiz var. Şurada bir tane A'yı, X'i, T'yi aldım. Geriye de ne geliyor? B, C, Y, Z geliyor. A, X artı T'nin de ne olduğunu biliyoruz. 10'unu biliyorsak burası 18 mi yapacak? B, C, Y, Z. B, C, Y, Z 18 yapacak. O zaman 11 olması için büyük sayılara vermem gerekiyor. Şurasına diyelim ki 6'yı verdik. Buraya 5'i verdik. 6, 5 daha 11 oldu. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman 8 değil. Aşağıda bir şey yok. Orada ekmek yok bize. Buradan da arkadaşlar 1'i 1'den başlamak şartıyla 6, 1 daha 7 desek şuraya 3 koysak. O zaman buraya 7 kalıyor. Doğru mu? Geriye kalan sayıları söyleyin bana. 2 ve ne? 4 mü? 2 ve 4. Şuraya da 2 koysak, buraya da 4 koysak oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar? Bakın bakalım. Oldu mu? Nasıl yaptığımı söyleyeyim size. Nasıl yaptığımı söyleyeyim. Cevap ne demiş? Şimdi bakın. Başka bir cevap sağlamasın diye söylüyorum. Şimdi bakın ben şöyle düşündüm. X ve Y'nin toplamı 11 olacakmış. Şimdi ya 7'ye 4 olacak. Tamam mı? Biz burada 7'ye 4 çünkü 10 tarafında ya 7'ye 4 ya da 6'ya 5 olmak zorunda. Çünkü diğerleri sağlamayacak bize. Dolayısıyla arkadaşlar sesim geliyor mu benim? Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Bir an telefondan bir şey gördüm. Sesim tamam süper. O yüzden ya 6'ya 5 ya 7'ye 4 deneyecektim. Onda da şöyle düşündüm. Eğer buraya 7'yi koyacak olursam 10 edecek sayıları 1 ve 2'yi kullanmak zorunda kalacaktım burada. 10 etmek zorunda. Bu sefer buradaki ifadelere baktığım zaman büyükler kalacak sağlamayacaktı. Özellikle şu cenah ve şu cenah, şu cenah. O yüzden burada 7'nin yerine 6'yı denedim. 6 ile 5 olmak zorunda. Biz de onu buradan bulmuştuk arkadaşlar. Bu şekilde bir yöntemle cevabı 6 olarak ulaştık. Anlaşıldı mı? Peki. İlginç sorular ha bunlar. Bu da sayısal mantık. Gelirse Türkiye konuşur bu soruyu vallahi. 38 son sorumuz arkadaşlar. Bakınız. 182, 56, 43 sayısından 3 rakam silindikten sonra sıraları değiştirmeden yan yana etilerek 4 basamaklı bir sayı ediliyor. Örneğin 2, 4, 3 silinirse 1856 sayısı. Elde edilecek sayının en büyük olması için silinecek sayılar A, B, C en küçük olmasında D, E, F olduğuna göre. Peki arkadaşlar en büyük sayı olması için hangilerinin silinmesi gerekiyor? Bir tane 1 silinecek doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Evet bir 1'i sildik 8 kaldı. Aradan sizce 4 basamaklı olsun diyor ya arkadaşlar. 4 basamaklı. O zaman 2 ile 5'i de silmemiz gerekmiyor mu? 8643 kalsın diye. Doğru mu arkadaşlar? Yani 1, 2, 5 en büyük olması için diyor. Silinecek sayılar 1, 2, 5. O zaman buraya 1, 2, 5'i yazıyoruz. Tamam mı? Diğerinde de en küçük olması için diyor ya DEF. En küçük olması için aradan 8'i çıkartalım. Bence 5'ten 6'yı çıkartalım. Ne diyorsunuz? 8, 5, 6. Yani 1243 kalsın. Güzel değil mi? Doğru değil mi arkadaşlar? Hata yapmışsam söyleyin. 8, 5, 6. Bura ne yapar? 13, 19. 19'dan ne çıkıyor arkadaşlar? 8 mi çıkıyor? Cevap da 11. 1, 2, 3 mü? Hangisinde gözüm? 1, 2, 5'i çıkart ki bak. 1, 2, 5'i çıkart ki büyük olsun 8643. Aradaki 5 kötü bence. Öyle değil mi?
Şu 5 gitsin ki 6 gelsin diye uğraşıyorum. 8643. Şimdi sen orada 1, 2, 3'ü çıkarırsan bak şöyle olur. Sileyim de göstereyim. 1, 2, 3. Senin sayı 8564, benim sayım 8600 ile başlıyor. Ha, belki de o arkadaş öyle düşünmüş olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki.